Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomda ufak tefek bilgiler vermiştim ee, buradaki profildeki bölümler hakkında. Bu dersimiz e, ders değil aslında arkadaşlar, ağız alışkanlığı. Burada da e, nasıl ürün yükleyebileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, ayarlara tıkladığınızda veyahut da hesabıma tıkladığınızda Hesabıma tıkladığınızda burada bir yükle bölümü var bir ürün yükle. Buradan mesela ben bir site teması yükleyeceğim. Site temamız e, kategorisini seçiyorum. E, yükleye tıklıyorum. Yükleye tıklıyorum. Buradan e, yükleye tıkladığınızda gördüğünüz gibi şöyle bir bölüm çıkıyor karşınıza. Böyle bir bölüm çıkıyor karşınıza. Bu bölümde e, yükleyeceğiniz ürünün adını ben de yükleyeceğim arkadaşlar. yeşil kurumsal bir tema yükleyeceğim. Yeşil kurumsal bir tema. Bakarsak da indeksten şöyle şöyle bir tema yükleyeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu yeşil kurumsal temayı yükleyeceğim. Şimdi kapatıyorum bunu. Yeşil kurumsal bir tema yükleyeceğim dedim. Ne dedik? Yeşil, başlığını yazıyorum. Yeşil kurumsal site teması trade koyup arkadaşım yaptığı gibi yapalım mesela bir açık açıklama bölümü ürününüzü hakkında açıklama yazın arkadaşlar güzel olsun ben kısaca yazacağım yani ürününüzü detaylıca e, tanıtın ki satılsın arkadaşlar e, detaylıca tanıtmasanız satılmaz e, mesela ne diyelim yeşil e, ve güzel e, bir e, kurumsal site teması diyelim arkadaşlar şimdi kısaca e, daha sonra arkadaşlar dosyalarınızı upload etmeniz gerekiyor thumbnail bölümü arkadaşlar ana sayfadaki thumbnail neil ana sayfadaki ürünün şu ufak resmi arkadaşlar ürünün bu ufak resmi ana sayfadaki ürünün bu ufak resmi thumbnail oluyor. Onun haricinde tema ön izlemesi ise arkadaşlar ürünümüze tıklayalım. Ürünümüze tıkladığınız zaman ekran görüntüsüne tıkladığınızda bu çıkan temanın ön izlemesi de bu temanın ön izlemesi oluyor arkadaşlar. Temanın ön izlemesi de. <laughs> evet gördüğünüz gibi bu da temanın ön izlemesi. Ee, şu ürün klasörü de ürününüzün e, klasörü olacak. Yani kullanıcılar buradan ürününüzü e, indirecek. Fakat bunlar zip olacak arkadaşlar. Tema ön izlemesiyle ürün klasörü zip olacak. Şimdi nasıl yapacağınızı da göstereceğim onu. Öncelikle hazırlayalım arkadaşlar. Mesela ben resimlerini çektim sitenin arkadaşlar. Şöyle çektim. 5 tane resmi var. Şimdi bunu temanın ön izlemesini ne nasıl yapacağız? Temanın ön izlemesi bölümünü. Şöyle mesela e, yeşil ya da ön izleme Türkçe karakter yok. Boşluk yok arkadaşlar. Ön izleme e, yeşil tema diyelim. Yeşil tire tema. Türkçe karakter yok. E, herhangi bir e, özel karakter de yok. Tire koyarak veya alt tire koyarak e, böyle dosyanızı adlandırabilirsiniz. Daha sonra ise direkt önizleme dosyanızı atmıyorsunuz arkadaşlar. Önizleme e, RAR'ınızı açın, önizleme RAR'ınızı açın. Satın al diyor bana. <laughs> evet, önizleme e, RAR'ınızı açın. Resimlerinizi direkt içine atın. Herhangi bir klasörün içerisinde atarsanız dosyalarınız gözükmez. Resimlerinizi direkt atıyorsunuz arkadaşlar şöyle tabi siz göremiyor olabilirsiniz evet şöyle yapalım bir dakika arkadaşlar şöyle yukarı çıkartayım Böyle resimlerinizi direkt atıyorsunuz evet, gördüğünüz gibi resimlerimi direkt attım yani kullanıcı e, rara tıkladığında herhangi bir klasör olmayacak direkt resimleriniz zip dosyanızın zip dosyası arkadaşlar rar de değil pardon rara açtık. şunu silelim ismini kopyalayayım rar değil zip olacaktı bu e, zip dosyası şöyle zip dosyası oluşturdum ismini verdim yine aynısı gibi açıyorum ve, e, bunu e, Bunu arkadaşlar Yine resimlerimi atacağım içerisine Evet, şöyle kapatalım, satın al diyor Tabii ki Evet, şöyle bir kapatayım hepsini arkadaşlar Yeniden açalım Şöyle, ön yani Deneme kopyası diyor arkadaşlar, yani satın almadığım için e, Öncelikle satın almamı söylüyor Evet satın almıyorum kardeşim zorla. <laughs> evet ön izlemeden şöyle resimlerimizi atıyoruz. Gör şöyle atalım. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir dosyanın içerisinde olmayacak. Burada da arkadaşlar benim yeşil kurumsal tema adında dosyalarım burada. Tüm dosyalarım. Bu tüm dosyalarımı da ben direkt yeşil kurumsal tema zipin içerisine attım. Bu klasörün içerisinde olabilir. Herhangi bir sorun yok. Klasörün içerisinde olabilir. klasörün içerisinde olabilir dedik. Şimdi bir de arkadaşlar ne lazım bize? Ufak resim lazım. E, nerenin resmi? Yani şöyle ufak şu tüm neyler, şu küçük resimler lazım bize. O da 80'e 80. Bakın burada 80 çarpı 80 diyor. JPEG olacak. Hemen onu da oluşturalım. Mesela onu nasıl oluştururuz? Şöyle, e, mesela ilk resmi ben neyle açayım? Fireworks'ta açayım. Fireworks'ta açayım ve bunun boyutunu arkadaşlar, boyutunu evet şöyle pardon bunun boyutun. Evet arkadaşlar benim ekranım büyük olduğu için şöyle ekranım büyük olduğu için programı tam kullanamıyorum. Şöyle e, bakalım. Şöyle image size'dan size'dan arkadaşlar bakın buraya tıkladığımda gidiyor. Çünkü resmin üzerine geliyorum. Boş bir yere tıklamam lazım. Image size'dan buradan image size'dan resmin boyutunu 80'e 80 yapıyorsunuz. Okey diyelim. Mesela bunu ben farklı kaydedeyim. File save as olarak eee şöyle klasörümün içerisine kaydedeceğim. Ee, JPEG olarak kaydedebilirsiniz. Mesela yeşil tump diyeyim. Yeşil yeşil tump. Ee, arkadaşlar yeşil tump olarak kaydettim. 80'e 80'lik resmim de hazır. Şimdi dosyalarımı yükleyeyim. Evet dosyalarımı yüklüyorum. Öncelikle tump neylimi yükleyeceğim. Ee, neredeydi benim klasörümü? Şöyle şuradan kopyalayayım. Evet. Hmm. Evet şuradan. Öncelikle e, yüklüyorum. Tümleyelimi yüklüyorum. Evet internetim gitti arkadaşlar. Evet resmi yüklüyorum. Evet resmimi yükledi arkadaşlar. Resmimi yükledi. E, yeşil tümleyim. Resmimi upload diyorsunuz. Seçiyorsunuz. Yüklüyor. İki defa yükledim. Gerçi sorun değil. Her neyse yeşil tümleyimi seçiyorum burada. Seçtim. E, JPEG'imi seçtim. Daha sonra temanın ön izlemesi. Oluşturduğumuz şu RAR dosyası. Ön izleme teması. Herhangi bir kolosyonun içerisinde resim, resimlerimiz yok. Direkt resimlerimizi zip dosyasına pardon. Zip dosyasının içerisine atıyoruz. Şimdi zip dosyamı yükleyeceğim. Zip dosyamı yükle Evet yanlış yerlere tıkladım. zip dosyamı da yükleyeyim. Zip dosyamı da yükleyeyim. Ön izlememi yüklüyorum. Evet. Dolayısıyla bekliyorum. Evet tema ön de seçiyorum. Tema ön izlemesinde e, tema ön seçiyorum. Şimdi ise e, temamın kendisini, dosyalarımın temamın klasörünün e, e, bulunduğu zip dosyası. Yani şu tüm klasörüm satacağım ürünün e, zip dosyasını yüklüyorum. Satacağım ürünün zip dosyasını yüklüyorum. Evet, sip dosyasının yüklenmesini bekliyoruz. O yüklene kadar biz diğer kategorileri seçelim. Buradan kurumsalı seçiyorum. Site temasını seçtik. Kurumsalı seçiyorum. Browser uyumluluğu hepsinde çalışıyor arkadaşlar. Seçelim şuradan. Bölümlerini seçelim. Firefox'ta çalışıyor. HTML, CSS, JavaScript kullanılmış arkadaşlar içerisinde. İçerisinde PDF fiyat da herhangi bir açıklama var mı? Varsa buradan seçiyorsunuz. Yani nasıl kullanacağınız ürününüzün nasıl kullanılacağına dair bir açıklama var mı? Diğer de arkadaşlar ürününüz hakkında ya da kullanım hakkında ufak bilgiler verebilirsiniz. Anahtar kelimeler mesela HTML site tema diyelim teması HTML site tema mesela style etiketi de ne yeşil renkli yeşil renkli Başka da verebilirsiniz arama motorlarında çıkması için ürününüzün daha çok satılması için siz daha çok verirsiniz. Ben buraya HTML5 yazayım arkadaşlar HTML5. Evet sanırım yüklendi. Evet yüklendi arkadaşlar dosyam. Buradan da ürün kulusu bölümünden de ürün kulusu seçiyorum zipimi. Yeşil kurumsal tema zipimi seçiyorum. Seçtikten sonra tabii ki şuraları geçtik arkadaşlar. Demo URL ne? Demo URL arkadaşlar dediğim gibi şöyle geri gelelim geri gelelim. Ürünümüze geri gerilelim. Mesela bir tane ürüne gelelim. Ee, ön izlemeye tıkladığı zaman kullanıcı böyle görmesi lazım sizin. Bunun için sizin bir hostinginizin olması lazım. Veyahut da herhangi bir ücretsiz hostinge de atabilirsiniz. Ee, WordPress tabii ki satıyorsanız o ayrı bir şey. Ee, gördüğünüz gibi e, böyle kullanıcının tıkladığı zaman siz görmesi lazım. Onu nasıl yapacağız? Ben şimdi kendi serverımı atacağım. Ee, neyi atacağım? Şu e, klasörümü. ben e, kendi serverıma oğuzsamemiş.com'a atacağım arkadaşlar. Şöyle Ozhanmemiş.com'a atacağım kendi dosyama attım evet tekrar geleyim evet şimdi bu e, Ozhanmemiş.com'da benim klasörüm nerede bulunuyor bu dosyalarım HTML e, HTML değil HTTP evet //www.oğuzhanmemiş.com sıla adnan klasörüm içerisinde klasörümün adını adı neydi? Yeşil Kurumsal Tema. Klasörüm benim klasörümün konumu burada. Yani ne demek bu arkadaşlar? Şöyle şuradan gösterecek olursam bakın. <laughs> Yeşil Kurumsal Tema. Gördüğünüz gibi olsamemiş.com'da benim dosyamın bir demosu var. Demosunu bulunduğu bölüm URL'inizi böyle vereceksiniz. Kullanıcılar tıkladığı zaman sizin ürününüzün demosunu görecek. Yoksa adamlar satın almaz. Evet. Onun haricinde yorumlanan ürüne mesaj bölümü siz buradan ürünün fiyatını belirliyorsunuz. Mesela 20 TL. Bu fiyatı admin onaylarsa 20 TL'den satıyorsunuz. Mesela siz 50 TL dediniz fakat admin sizin fiyatınızı fazla gördü ve 30'dan satılmasını istiyor. 30 yazıyor ve hatta ürününüzde bir aksaklık var. Size mesaj atıyor. Yani ürününüze yorum yapıyor, mesaj atıyor. Siz de buradan cevap verebilirsiniz. Ee, onun haricinde ürününüzü ücretsiz paylaşabilirsiniz. Paylaşacaksınız. Buraya tıklıyorsunuz. Biz ücretsiz yapmayacağız. 20 TL olacak. Ee, ve sözleşmeyi kabul ediyorsunuz. Bu kadar. Bu gerekli alanları doldurduktan sonra yükleye tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi ürün onaylanma kuyruğuna eklendi diyor. Ürününüz onaylandıktan sonra arkadaşlar şu ana sayfadakiler gibi ürününüz ana sayfadakiler gibi burada çıkacak. Ekran görüntüsüne tıkladığında e, şu görüntüler çıkacak. Gördüğünüz gibi böyle olması gerekiyor. E, ön izleme'ye tıkladığınızda gördüğünüz gibi böyle e, kendi e, mesela ben olsammiş.com'da hostinginizde ürününüzün demosu olacak. Kullanıcılar satın almak istiyorsa da satın al butonuna tıklayıp PayPal'la ödemesini yapacak. Evet arkadaşlar böylelikle tema denizine nasıl ürün yüklenir onu da öğrenmiş olduk. E, Size başarılar dilerim arkadaşlar. Umarım iyi satış yaparsınız, para kazanırsınız veyahut da istediğiniz ürünleri bulup bulup projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.